gösterip selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Herkese hayırlı sabahlar. Tekrardan uçum kümesindeyiz. Minolarımızın altına yumurtalar çekiyoruz. Çektiğimiz yavrular da bayağı büyüdüler. Tekrardan yumurtaya yatmaya başladılar. Bakın orada da iki tane yavru var. Burada da iki yavru var. Burada bir tane gözü, şu dişi. Sıkıntılı bir dişi vardı, gözünde problem vardı, akıntı, iltihap vardı. Ornitaysından'la ve Ornitaysından o tablette çözdük. Bakın bu gözüydü, tertemiz oldu. Faydasını gördüğümüz bütün ilaçları, vitaminleri sizlerle, takipçilerimizle, genç kardeşlerimizle paylaşıyoruz ki bu gibi sorunlar olduğu zaman önlemini alın. Bunlar biliyorsunuz bulaşıcı. Özellikle de böyle çok sıcak tüy zamanlarında çok hızlı. Bulaşıcı oluyor. Üreyen bakteriler oluyor sıcaklarla birlikte. Çok çabuk kümeslerde diğer kuşlara sıçrama olayı oluyor. Gördüğünüz anda hemen yaptığınız zaman 2 gün 3 gün tedavi süreci var. Şimdi yan taraftaki kuşlarımıza da bakalım. Bunların şimdi yemini verelim, yemlemesini yapalım. Kuşlarımız yavrulara baksınlar, bayağı bir acıktılar. Günde bir sefer açtığımız için günde de bir sefer yemleme yapıyoruz ama yemleri biraz bol veriyoruz. Önden böyle buğday, sonra biraz karışık. Karışığı direkt verdiğimiz zaman buğdayı yemiyorlar. O yüzden önden buğday, sonra evet burada da yavrularımız vardı. Yavrularımız bayağı büyümüş. Bir tanesi burada, bir tanesi de yukarıdaki kuşun altında. Gelin bakalım. Böyle yavru kümesimizi de gösterelim. Atmaca yine dün perişan etti. Toplu uçan kuşlar vardı. Bozkirli'nin arka kanatlarını aldı. Az bir şey almış. Bu kuşumuzu sinekten, yani buluta yükseltti kuşları. Alttan girdi. Vura vura böyle aşağıya kadar kovaladı ama alamadı. Bozman ikili teki almıştık. Onu çok kovaladı. 5-6 tane kuş uçuyordu. Hepsini böyle tek tek kovaladı ama çok şükür vermedik. Vermiş olsaydık belki alışıp her gün aynı saatte gelebilir. Zaten atmaca kaptıranlara bakın, hep aynı saatte aynı kişilerin kuşlarını almaya geliyor. Biz dün yine şanslıydık. Sadece çok ufak bir şekilde bozkirli takkalı yavrumuzu böyle biraz zarar vermiş. Kuşu tek aldık ama korkuyor hayvanlar. Bugün 2-3 kere böyle sağa sola düşmeye çalıştı. Çünkü dün atmaca kovaladığında çatıya düşmüştü. Gittim çatıdan uçurdum geldim. Yani keşke, o heyecanı da çekemiyoruz işte. Çok dehşet bir kovalama sahnesi oldu.
toplama erkeğimiz biraz çok yoğun tüyden dolayı böyle biraz ateş yapmış. Kırgınlık, üzüntü var. İlacını verdim çok şükür. Yaşlandıkça güzelleşiyor bu Baba Sultan. Efsane bir kuş arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir kapak resmi de alayım senden. Çok sayıda yavrusunu uçurdum. Böyle bir kuş bir daha elimize gelir mi bilmiyorum ama onu da aslında bu seneki yavrularını hep damızlık yapacağım. Çünkü bu kuşları sahiplendirmekten elimizde kendimize ayıracağımız kuş yok. İnşallah bu çıkan yavruları, büyüyen yavruları hep damızlık yapacağım. Yukarıdaki de dişisi. Kızımız da çok sinirli. O hiç uçmadan böyle kendi kendine oyun söktü. Aşağı biraz zorlanıyor böyle inemiyor arkadaşlar. Bu kuşun soyu çok bol takalı olduğu için uçmasa da böyle kendini doldurabiliyor bazıları. Evet, şöyle çok kısa yan tarafı da gösterelim. Araplarımız iyi taklaya düştü. Bir tanesi. Beyazlar güzel taklada. Ama Arap'ın bir tanesi nerede? Arap'ın bir tanesi nerede? Buradaymış. Taklaya düşen bu. Yavrular da aşağı. Kuşlarımız burada. Perçemli de iki taklayı döndü arkadaşlar. Bu da güzel başlıyor. Beyazın bir tanesi çok güzel başladı. Ama işte atmaca yine kovalamaya başladı. İnşallah kaptırmayız. Yayını da burada bitireyim. Telefon baya bir ısındı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.